İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istememesi üzerine bildiğiniz üzere açıklamalar yapıldı. Biz de bunu Dersim'deki yurttaşlara sorduk. Vallahi biz ne diyelim, zaten baştan şey yapacağı belliydi. Yani bu yüzden sürpriz olmadı yani gerçekten. Çünkü onların konuşmalarını izliyorduk, takip ediyorduk. Bu yüzden sürpriz değildi. Gerçekten böyle bir şey olacağı belliydi. Kılıçdaroğlu'na vereceğiz yani, kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu'na vereceğiz, kime vereceğiz yani, olursa tabii ki. Abi süreç belli değil daha, belki bakarsın yarın başa bir aday gösterebilirler yani. O süreci bekleyeceğiz, göreceğiz yani. Bilmiyorum, yine CHP'nin göstereceği adayı veririz yani. Akşener'in tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şimdiye kadar olumlu gidiyordu. Belki ileride yine düzeltilebilir yani, ama tabii ki kamuoyunda büyük bir şey oldu yani. Etkisi fazla olur yani. Belliydi zaten, öyle olacağını zaten belliydi. İslamcılar istemezler zaten, Kılıçdaroğlu'nu istemezler. Belliydi zaten. Başka kime verecek şimdi? Gidip Tayyip'e mi verecek? Kılıçdaroğlu gülmezse kimseyi de vermeyiz. Protesto edeceğiz. Fatalçı. Beyninin arkasında farklı şeyler var. Alevidir diye istemiyorlar. Getirecek İstanbul veya Ankara'nın belediyesini tekrar AK Parti'ye teslim edecekler. Bu kadar. Yani AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyor. Ben bir şey diyorum. Kılıçdaroğlu kazanır. HDP'ye veririm. HDP'ye veririm. Yani onların bileceği bir şey. Biz ne düşünüyoruz? Keşke olmasaydı. Yani olmuşsa yapacak. Kimin aday olmasını istersiniz peki? Yani memleket ülke için kim iyiyse o olsun. Onu istiyoruz. Umarız iyi şeyler olur. Güzel şeyler olacak inşallah. Biz kendim Kılıçdaroğlu'nu istiyoruz. Başka kimi isteyebiliriz ki? İstemiyor. İnşallah o çıkar yine. Bence onlar uzlaşırlar. Nasıl? Uzlaşırlar bence. Kimle uzlaşırlar? Yani bence onlar anlaşırlar. Kılıçdaroğlu. Sonradan satılmaz. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Sonradan vazgeçmezse CHP kesin olur yani. Şener şeyin. Soy neydi kadın ismi? Meral Erşen. Umutlusunuz yani. Evet. Yani sonradan dönmesi CHP kesin alır yani. Ben ondan umut var yani. Ya işte o kadar. Kılıçdaroğlu'na biraz sıcak bakmıyorlar. Bilmiyorum, hani de Tunceli olduğu için, bir de Alevi olduğu için. Yani aslında bilsek çıkar dedim. Biz de zaten destekliyoruz ama çıksa iyi olur, ama çıkmasa da kötü olur tabii ki. Yani o tedirgin var bizde tabii ki. Yani tabii ki onunla sonuna kadar destekliyoruz ama yani inşallah çıkardır. Çıkmasa da bence bu şeyler değişmesi gerekir. Yani bir an evvel yönetimin değişmesi gerekir. Meral Akşener'i Kılıçdaroğlu adam etti. Grup ona kurdurdu. 15 tane milletvekili verdi. 22 tane milletvekili yaptı. Meral Akşener sözünden döndü. Beni çıkaran Kılıçdaroğlu dedi. Sözünden döndüğü için biz de Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Onlar da dürüst olsa onu, Meral Akşener ne İmamoğlu ne de Ankara Belediye Başkanı yani Mansur, onun dediğini yapmasan, eğer doğruylarsa, yani doğruluktan yanaysa, onlar da Akşener'in sözünü yapmasın. Şimdi Mansur Yavaş da, İmamoğlu da yani Kılıçdaroğlu'nun sayesinde belediye başkanı oldu. Büyükşehir belediye başkanları oldu. Ne düşünelim yani şimdi? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı güzelliği tam ters diye bir kendisi pişman olur bence yani. Yani hele bugün, yani günümüzde hani Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu güzelliğe karşı bence yanlış yaptı yani. Büyük bir yanlış. Bence hayırlı olur yani. Ne olur peki bundan sonra? Ya olacağı nedir yani şimdi, olacağı bence yine Kılıçdaroğlu kazanır yani. Ben inanıyorum yani. Çünkü zaten bu dönemde eğer yani Kılıçdaroğlu bu ihtimalle kazanamasa, inan ki bilmiyorum yani, ülkenin geleceği parlak değil yani. Valla kötü düşünüyorum. Hiç iyi bir şey olmadı. Hiç iyi bir şey olmadı. Yani gitsinler. Günde mevcut olan ülkeler devam etsin bence. Türkiye iyi olmuş diyorum. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Sene gittiler ama yani hiç netice iyi değil. Bu kadar. Peki siz kimin aday olmasını istersiniz? Ya tabii ki bir hemşerimiz olarak Kılıçdaroğlu aday olması iyi olur. Çünkü ne olursa olsun hemşerimizdir.
öncelik vermemiz gerekiyor, desteklememiz gerekiyor. Yani tek çözüm de o. Bu kadarlarım. Vallahi büyük yanlış yapmış yani şimdi. Ne diyebiliriz ki? İttifak şart yani. Halkların bir arada olması için, demokrasi için. Yani altın masanın eksikliği kötü durumu şey yapıyor. Kazanmak anlamında yani. Onu diyebilirim. Başka bir şey değil mi? Peki siz kimin aday olmasını istersiniz? İmamoğlu, Mansur Yavaş? İmamoğlu. İmamoğlu derim seçim. Ben ne düşünüyorum ki? Bir şey yok olduk. Başka bir şey yok. Veli sözden caydı. Hani yakıştırmadı ona yani. Yakışmaz ama. Ne yapalım? Demek onda bir bildiği vardır. Değil mi? Muhakkak tavan bırakmıyor. Bellidir. Değil mi? Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş o iki büyük şehri bırakırsa o zaman Türkiye gider. Ben onu da sana söyleyeyim ya. Bana zaten İmamoğlu'nun her türlü her gün boyuna ayakını çekiyor. Nasıl düşürecek, nasıl yapar? Yok terörist çalışıyor, o biliyor ne yapıyor, biliyor ne ediyor. Ya kim, hangi terörist ya? Terörist mi kaldı ya? Herkes çalışıyor ekmeği için, millet acında ölüyor, sen diyorsun. İstanbul Belediyesi terörist çalışıyor. Böyle şey olur mu Allah aşkına? Vallahi yanlış yaptı diye düşünüyorum. Kendi ayağına sıktı bence. Çünkü Meral Akşener'i Meral yapan Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'na aday olmaz. Kesinlikle karşı gelmemeliler. Çünkü onlar zaten CHP'nin milletvekilleridir. Kendi genel başkanına karşı çıkmaları yanlış. O bir genel başkan, oysa bir belediye başkanı. Yani belediye başkanı kalkıp kendi genel başkanına karşı çıkması çok yanlış. Kimse kabul etmez. Ben şahsen kabul etmem. Karşı çıkarım yani. Yanlıştır yani bir baban, evladın babasına karşı çıkması gibi. Onu düşünüyorum. Haklı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ne düşüneceğiz? Bir şey düşünmüyorum şu anda. Ne düşüneceğiz? Terbiyesizlik yaptı. Ne düşünelim canım benim? Başka bir şey diyemeyiz ki. Peki yani, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını mı istiyorsunuz? Evet. Şu anda onu istiyoruz. Teşekkür ederim. Bence Kılıçdaroğlu'nu kendine rakip görüyor veya da engel olacağını düşünüyordur. Başka da bir şey değil. Türkiye siyaseti kirli ya. Bana böyle şeyler sormayın gerçekten. Şu an deprem de var zaten. Bunlar konuşma zaman değil yani. Teşekkür ederiz. Neden istemediler? Aslında ya şöyle bir gerçeğimiz var. Bu zamana kadar 20 yıldır insanlığın dışında her türlü şeyle karşılaştık. İnsancıl davranış yapan herkes göze batar oldu. O yüzden bence de onun iyi niyeti hiçbir zaman önde olmadı yani. Onun iyi niyetli oluşu. Tamamen ben buna inanıyorum. Biz Kılıçdaroğlu istiyoruz canım benim. Biz kimseyi istemiyoruz. Başta her şey dört dörtlük gitti. Hepsinden fazla çaba sarf ediyordu. Akşam imzaladı, sabahleyin vazgeçti. Neden geçtiğini anlamış değilim. Peki siz kimin aday olmasını istersiniz? Kime oy verirsiniz? Kime oy verecek? Kılıçdaroğlu'ndan iyi adam mı vardır? Türkiye'de güvenilebilir tek adam. Dürüst adam. Doğru adam. Doğrunun demek ki yeri yok. Olay bu. Peki neden sizce Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediler? Herhalde hesaptan korktular. Hesap vermekten korktular. Diye düşünüyorum.